Raporumuzda da göreceği üzere ziyaret edilen hapishanelerde hak ihlalleri kısaca şöyledir. Bütün cezaevlerinde hastaneye sevk isteyen mahpuslar hastaneye çok geç götürülmekte, bazı cezaevlerinde hastaneye sevkler hiç yapılmamakta, bazı cezaevlerinde ise hastaneye sevkler geç de olsa yapılmakta, ancak doktorun kelepçeli muayene dağıtmalarından ötürü mahpuslar muayene ve tedavi edilmeden geri hapishaneye götürülmekte oldukları tarafımıza aktarılmıştır. Ahlat T tipi kapalı hapishanesinde aylardır hastane talepleri yerine getirilmediği, Patnos T tipinde diş sorunu yaşayan mahpusların da tedavilerinin yapılmadığı tarafımıza aktarılmıştır. Özellikle raporumuzda isim ve hastalıkları yazılı hasta mahpusların tedavi koşullarının olmadığını veya oluşturulmadığını mahpuslarca tarafımıza aktarmıştır. Hapishane koşullarında kalamayacak kadar ağır hasta olan mahpusların hapishanede tutulmaya devam edilmesi, tedaviye ulaşmanın önündeki engeller, ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere aykırı olup, tıbbi tedaviye ulaşma imkanı kısıtlandığından yaşam hakkı ihlaline yol açılmaktadır. Görüşmelerimiz sonucunda tespit edilen sağlığa erişim hakkı ihlallerinin ortadan kaldırılması için Adalet Bakanlığı'nın pozitif yükümlülüklerini yerine getirmeli, cezaların infazının hapishane koşullarından sürdürülmesinin uygun olmayan mahpuslar yönünden alternatif yollar aranmalı ya da sağlık koşulları nedeniyle cezanın ertelenmesi, geri bırakılması yoluna gidilmesi için gerekli işlemler yapılmalıdır. Bunlar yapılmadığı takdirde mahpusların sağlığa erişim haklarının ihlal edildiğini vurgulamak gerekir. Yine ziyaret edilen bütün hapishanelerde bulundurulan kitap sayısının 3 ile 10 kitap arası kota uygulandı. Birçok hapishanede Kürtçe kitap ve mektupların tercüman olmadığı gerekçesiyle verilmediği tarafımıza aktarılmıştır. Bu husus mahpusların eğitim ve haberleşme özgürlüğünün ihlali anlamı taşıdığı görülmektedir. Yine bahsedilen hapishanelerin tamamında yasal olarak günlük yayınlanan Yeni Yaşam, Evrensel, Bir Gün ve benzeri gibi gazetelerin verilmediği ve yine ulusal bazda yayın yapan muhalif TV kanallarının ziyaret edilen bu hapishanelerde verilmediği, gönderilen mektupların çoğunlukla verilmediği ve hatta verilen mektuplarına da sansürlenerek verildiği, özellikle Kürtçe yazılan mektupların tercüman olanan olmadığı gerekçesiyle katiyen verilmediği tarafımıza aktarılmıştır. Özellikle yaşanan ekonomik krizden dolayı son 6 ayda posta ve telefon ücretlerine 3 defa zam yapıldığından kaynaklı mahpusların aileleri ve dış dünya ile iletişim kurmakta zorlandıkları tarafımıza aktarılmıştır. Hapishane idareleri mahpusların iletişimini sağlamakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu durum mahpusların haberleşme haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Öte yandan ziyaret edilen hapishanelerin tamamında özellikle COVID-19 pandemisinden ötürü engellenen spor, atölye, öğretici, kurs ya da başkaca odalar ile çıkarılan havalandırma gibi aktivitelerin tamamının COVID-19 pandemisi tehlikesi bitmesine karşın hala devam ettirildiği ve mahpusların hem aktivitelerden hem de birbirlerinden izolasyonu devam ettirildiği aktarım yapılmıştır. Bu durumda mahpusların ağır bir tecrit altında oldukları ve sosyalleşme imkanlarının tamamen ellerinden alındığını göstermektedir. Dolayısıyla rapora konu edilen hapishanelerde tecrit çok yoğun olarak yaşanmaktadır. Tecrit uygulaması İHAM tarafından kişinin bedensel veya ruhsal sağlığı üzerindeki etkileri gibi kriterlere bağlı olarak insanlık dışı veya onur kırıcı muamele kapsamında değerlendirmektedir. Bazı hapishanelerde koşullu salı verme döneminde olan mahpusların hapishane idare ve gözlem kurulunun gerekçesiz kararıyla tahliyelerinin engellediği belirtilmiştir. Mahpusların en çok yaşadığı sorulardan birisinin de haklarında disiplin cezası olmamasına rağmen ve kanunen iyi hali olmana rağmen koşullu salı verme hakkından objektif olmayan kararlar ile faydalandırmamaları olduğu. Birçok hapishanede 30 yıldır kalan mahpuslar başta olmak üzere pişmanlık dayatması yapılarak subjektif sorular, PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musun, dışarı çıkınca evlenecek misin, HDP hakkında ne düşünüyorsun gibi sorular sorularak koşullu salıverme haklarından yararlandırılmadıkları tarafımıza iletilmiştir. Hukuka aykırı olan gözlem ve sınıflandırma merkezleriyle hükümlerin değerlendirmesine dair yönetmelikle hapishane idarelerinin mahpuslara karşı sınırsız yetkiyle donatılarak keyfi kararlar alabileceği uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Hapishane idareleri yeni yönetmelik ile kendilerine verilen yetkiyi kötüye kullanmaya başladıkları görülmektedir. İlgili yönetmenin iptaliyle hapishane gözlem kurullarının yetkilerinin kısıtlanması veya bu uygulamanın tamamen ortadan kaldırılması çağrımızı yeniliyoruz. Mahpusların talebi ise Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, anayasa ve ceza infaz kanunda güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler doğrultusunda Abdullah Öcalan üzerindeki hukuka aykırı tecridin son bulması, Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüşmesinin sağlanmasıdır. Tamamen ifade özgürlüğü kapsamında kalan bu eylemselik hapishane idareleri tarafından mahpuslara dönük disiplin cezaları uygulamaktadır. Bu durum ifade özgürlüğüne müdahale anlamına gelmektedir. Bu sebeple mahpuslar daha fazla hak ihlaline uğramadan, herhangi bir yaşam hakkı ihlali olmadan Abdullah Öcalan'a uygulanan hukuka aykırı tecridin kaldırılması.